Amerika Birleşik Devletleri İran maçı vardı Dünya Kupası'nda. Evet. Ve şimdi bu çok fazla komplo teorisi olarak değerlendirilebilir. Biz koymadık bunu. Twitter'da çok dolaştığı için biz de aldık. Şimdi orada World ve iki tane World kelimesine World War yani Dünya Savaşı. Dünya, evet. Ve üçüncü Round Dünya üç, Savaşı. Üçüncü Dünya Savaşı diye almışlar. 29-11, 9-11 yani 11 Eylül işareti var. Diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan böyle bir sembol geldi. Tabii bu çok fazla zorlama herhalde diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Çok zorlama ama bir şekilde akıllara girdi ve burada konuşuluyor girdi. Ya. Bu çok ustaca yapılan bir yöntem. Evet, kesinlikle. Sembollerle bunu anlatmaya çalışıyorlar ki zaten bu maç da öyle bir maçtı yani. İran'la Amerika'nın böyle Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldiği çok fazla hani hatırlanan bir şey değil. Evet. Dolayısıyla da bu tarz bir mesajın verilmesi de unutulmayacak bir mesaj olması açısından zaten önemli. Zaten bu küresel çetenin bu evet. işin içinde olduğunu Dünya Kupası'nın yeni logosundan da anlayabilirsiniz. Kesinlikle. Kendi içine dönmüş evet. sonsuzluğu diye temsil eden bir yılan var. O yılanın normalde internetteki logolarına bakın. Evet. İçerisinde özellikle Süleyman Yıldız'ı ve aynı zamanda da cinsiyetsizliği temsil eden semboller konulmuş. Birazdan o sembole veriyoruz hocam. Ama önce 32'yi verin. Amerikan milli takımı resmi sosyal medya hesapları paylaşımında İran bayrağındaki La İlahe İllallah sembolünü kaldırmış. Baki olan Allah'tır diye bakın, bir işaret daha vardı. Onu da kaldırdılar. Neden böyle bir şey yaparlar ki? Yani bunu şundan dolayı yapıyorlar. Özellikle Amerika'nın maçı kazanmasından ötürü İran'a bir ders verdiğini ve orada bir anılmak, kendini göstermek olarak görüyorum ben onu. Değil mi? 34'ü verelim arkadaşlar. Dünya Kupası'nda Haçlı kostümüyle evet, girmeye yani. Çalışan iki İngiliz taraftar alınmadı. Haçlı zihniyeti devam mı Koray Kamaca? Kesinlikle devam ediyor. Bunlar sadece bakmayın böyle işte iki tane efendim taraftar sembol olsun diye bunu giyip gelmedi. Emin olun hala Haçlı zihniyeti devam ediyor. 21. yüzyıl Haçlı seferleri de çok farklı bir şekilde ilerliyor. Yani dijitalle veya diğer hususlarla ilerliyor. Kesinlikle de bu sıradan böyle bir giyilmiş kıyafet değil. Bir de Katar'da yani bunu yapacaksınız. Evet, ki zaten Katar'da. Amacına da ulaştı evet. adam gülerek geri gidiyor. Yani aynen şu anda öyle. Konuşuldu mu? Evet. Konuşuldu. Haçlılar her yerde bahsedildi mi? Evet. Özellikle Roma ile ilgili yeni Roma vurguları çok yapılıyor mu gündemle ilgili? Evet. Bunların hepsi semboldü ve şu anda biliyoruz. Hocam 2 yıldır. Yeni Roma vurgusu çok vardı İstanbul'da. Onu birazdan hocam, evet denmek lazım. Gelelim hatta onunla ilgili 2 yıldır 3 yıldır çalışmalarım var. Vatikan kitabında da özellikle yazmıştım. Bu yeni Roma hususunu özellikle Patrik Bartolomeos sürekli yaptığı tüm toplantılarda yeni Roma'nın ekümenik bak altını çiziyorum. Ekümenik patriği de imza atıyor. Ya yani bu çok tehlikeli zaten bir şey buna değinelim. Polis olarak İstanbul'u işgalinde evet, gösteriyor. Yunanistan'da söylüyor onu gösteriyor yani. Ekim sur içinde küçük ama etkin bir Vatikan benzeri bir yapı kurmaya çalışıyorlar ki çok tehlikeli bak şu anda neredeyse sur içindeki bütün kiliselerin hepsi tamir edildi. Ne zaman başlandı buna? 2010'da. 2010 neydi? Avrupa, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti. O 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nin sembolüne bakın. Adrian kapısı vardır. Hristiyanlıkta çok önemli bir husustur bu. Üç kapı anlamındadır. Onu da o şekilde vermişlerdi. Yani buna çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Sorumuzu hatırlatalım. Belki ekranlarını yeni açanlar vardır efendim. Hemen sorumuzu söyleyelim. Biliyorsunuz karantinanın hiç bitmediği bir ülke var dünyada. Üç harfli. O ülkenin ismini soruyoruz. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip hem de son fotoğrafın altına doğru cevap yazan 20 kişiye kitap gidecek. Kim bu tapınakçılar kitabı gidecek ve Eray hocamızın kitapları gidecek. Koray hocamızın da Vatikan kitabını göndeririz aslında. Olur olur. Tabii, tamam tabii. 20-30 olsun arkadaşlar. Orayı 30 düzeltin siz. 30 kişiye kitaplar gidecek efendim. Cevap çok basit. Karantinanın bitmediği ülke ne var ne yok beyaz Instagram hesabındaki son fotoğrafın altına doğru cevapları bekliyoruz. Ömer Çelakıl birazdan dakikalar sonra yıllar sonra canlı yayında olacak. Ne var ne yok da olacak. Ömer Çelakıl'a kavuşacaksınız. O kadar çok kişi sormuştu ki Ömer Çelakıl ilk kez ne var ne yok da olacak birazdan efendim. Peki şimdi 35'i verelim. Eray Hocam az önce söyledi. Dünya Kupası'ndaki sembolün, logonun ne figürü olduğuna dair. Buyurun hocam. Bakın şöyle ben aslında bunu astroloji sembollerine hakim değilim. Ama orada alttaki sembole bakın. Bir astrolojik arkadaş beni uyardı. Evet onun üstündekine bakın lütfen. Şimdi hemen size not aldım oradan söyleyeyim. Tamam. Orada sağ taraf Mars'ı yani erkeği sembolize ediyor. O yıldız var ya Süleyman yıldızıdır o. İsrail'in logosunda da var. İç içe evet. geçmiş iki evet. üçgen. Biri onun, yukarı biri aşağı bakıyor. Aynen öyle. Onun sağ tarafında bir sembol var. Şurada mı hocam? Ha sağ tarafında tam orada görünmüyor biraz flu. Aha. Hemen göstereyim. Gösterin hocam istiyorsanız. Burada ha, bir sembol, şurası. Burada bir sembol var. Bu sembollerin ne olduğunu hemen notlardan söyleyeyim size daha iyi anlayın. Tamam. Çünkü bu sembollerin ne olduğu gerçekten çok önemli. Sağ taraftaki Mars'ı yani erkeği temsil ediyor. Sol taraftaki Venüs'ü
Yani kadını temsil ediyor, yani dişi enerjiyi temsil ediyor. Ortada ise çocuklar, Merkür, yani cinsiyetsizlik aynı zamanda temsilidir Merkür. Astrologlar daha iyi bilir, bunu incelesinler lütfen. Dolayısıyla cinsiyetsizlik ile sonsuz bir döngü var orada. Ve bu oradaki şu şey, yılan logosu, açık açık serpentina, masonik diye geçiyor. Yani ne demek bu? Şu mason, yılan, bakın şuraya Serkan, görüyoruz evet. Şurada bir yılan var, yani kendini ısıran yılan. Evet, serpiente masonika diye geçer o çember. He. Dolayısıyla mason yılanı diye geçer. İçine koydukları o logoya baktığımız zaman, logonun içindeki o sembole, cinsiyetsizlik neydi? Tek dünya devletinin en büyük projelerinden biri. Tabii, cinsiyetsizlik. Cinsiyetleri ortadan kaldırmak, amaç neydi? Dünya nüfusunu azaltmak. O yüzden bu logoda çok net olan böyle bir vurgu var. Bunu da çok iyi bilmek lazım. Çünkü bu adamlar sembollerle çalışıyor. Böyle komple teorisi üretiyorsunuz demeye gerek yok. Bunu biz çizmedik. Özellikle baksın astrologlar da, bu sembolleri bilen uzmanlar da baksın. Ne olduğunu onlar da görecek zaten. Yani şu sembol, kendini ısıran yılan sembolü sonsuzluğu ve Dünya Kupası'nın sembolü de bu. Aynısı zaten. Evet. Aynısı, ha, hakikaten aynısı. Koray Hocam, evet, birebir aynısı. Yani bu tarz sembolleri çok zaten veriyorlar. Değil yani, bu değil, çok açık bir şey. Işte. Artık açık açık veriyorlar ya. Sembolleri hani önceden gizlerlerdi, şimdi açık açık veriyorlar ki böyle bir yerde, özellikle Dünya Kupası, hani uluslararası çok önemli bir şeyde, yani bunun olması tesadüf değil diye düşünüyorum. Bakın, bu semboller o kadar önemli ve tehlikeli ki aslında. Baktığınız zaman oradaki Süleyman Yıldızı tarihte Türk devletlerinde de kullanılmıştı. Şu anda İsrail'in evet. logosunda var biliyorsunuz. Hocam, Osmanlı padişahlarının tılsımlı gömleklerinde var. Hemen hemen her padişahın gömleğinde mutlaka tılsımlı gömleklerde bu Süleyman mührü vardır yani. Hmm. Mührü Süleyman. Bu kadar önemli bir sembolün ortasına kadın erkek figürleri ve cinsiyetsizlik evet. figürlerini koymaları, tek dünya devletinin de zaten cinsiyetsiz bir toplum dayatmasıyla projelendirip insanları bu anlamda bir soykırıma uğratmaları aynı şey. O yüzden hiçbir şekilde tesadüf değil bu. Adı üstünde. Dünya Kupası. Tüm dünyanın görüp bileceği bir sembol. Mesaj yerine gitti mi? Bakın burada konuşuyoruz. Tam yani da bu, sürekli benim özellikle... de gözümün önüne sürekli bu sembol geliyor yani. Aynen öyle. Zaten işte o cinsiyetsizleştirme projesinin bir ayağı da dinsizleştirme projesi. Aynen ki öyle. Ona ben özellikle bakın çok dikkat çekiyorum. Dinsizleştirme projesiyle alakalı da maalesef çok büyük yanlışlar oluyor. Ona da çok dikkat etmemiz lazım. 36'ya versin arkadaşlar. Madem cinsiyetsizlik projesi dedik. Evet. Dünya Kupası'nda bu hafta LGBT bayrağıyla Portekiz-Uruguay maçında, normalde yönetmenler böyle şeyleri göstermez. Göstermez. Ya bunu gösterdi. Özellikle gösterdi. Bunu gösterdi. Yani acaba neden? Verin o tam 37'yi verin bir de o tek fotoğraf karesini. Evet. LGBT bayrağını ve arkada da hani İran'a da gönderme var. Evet, ve LGBT evet. bayrağını yeşil sahalarda salladılar. Normalde bunlar kesilir hocam, verilmez hayatta. Artık bunlar kesilmez. Artık bunları çokça göreceğiz. Çünkü bunlar Çanakkale'deki şehitliğe bile aynı bayrakları gönderip orada yürümeyi planladılar. Evet. Halkları yürütmeyi planladılar. Aynı zamanda Kabe'nin üzerine bu görüntüleri giydirip insanlığı en can damarından, can evinden vurmaya kalktılar. Fotoğraflar yaptılar değil mi hocam, öyle fotoğraflar? Evet, aynen öyle. Pixel Helper diye bir Instagram hesabı. Oraya yaptığın yorumlar kaldırılıyor ama hesap bu görüntüleri kaldırmıyor. Daha da beteri var. Bu adamlar aynı zamanda LGBT üzerine Kur'an-ı Kerimleri yazıp Amazon gibi sitelerde satışa çıkarıyorlar. Dolayısıyla bu bir proje, bu tek dünya sapkınlığının projesi. O yüzden ben buna cinsiyetsiz ve namussuz bir proje diyorum. Çünkü cinsiyetler kalktığında namus kelimesinin kavramı da ortadan kalkacağı için zaten inanç da kendiliğinden düşmüş oluyor. Kesinlikle. Biraz